yazıştığımız yazışmaları ben yönetmenimize de verdim. Artık yeter yani Miyasef. Bizim aramızdaki sevgiyi bütün Türkiye görsün. İçten içe birbirimizi nasıl sevdiğimizi, Sevilay teyzenin beni ne kadar çok sevdiğini bütün Türkiye'nin öğrenmesini istiyorum ben. Haklısın. Yönetmenim lütfen o yazışmaları alabilir miyim? Aa. Beni bu hallere getiren kayınvalidem. Sevilay anne merhaba. Ben sana küçük bir hediye aldım. Şal. Yukarıda Miyase var. Yanlış anlar diye veremiyorum. Ah canım yavrum ne zahmet ettin. Ne zahmeti? Rica etsem aşağı lavaboların oradaki merdivene gelebilir misin? Yeşim de gördü elimde paketi. Hediyeden Mia'nın haberi yok değil mi? Yok tabii ki. Yeşim saftır anlamaz. Yok sürekli peşimde. İnelim aşağı o zaman. Ok bekliyorum. VC'ye gel yavrum. Ay canım en sevdiğim renk bayıldım bordo şala. Çok mutlu oldum. Kızım bu arada Miyase varken çekimlerde sana çok samimi davranamıyorum. Beni yanlış anlama olur mu? Farkındayım merak etme Sevilay annem. Ben seni içten içe severim. Ben de seni içten içe seviyorum. Tekrar teşekkürler. Kızım benim. Tebrik ediyorum. Ortalığı karıştırmayı başardın Hasret. Ne alakası var ya? Biz birbirimizi seviyoruz. Miyase'nin bu tavırları yüzünden haklısın biz Hasret, itiraf sen. Edemiyoruz. Ya haklısın. Sen Sevilay Hanım'ın anaç duygularıyla oynadın. Benimkinde suç, benimkinde. Miyase'cim hatırlıyor musun? Burada dedin ya, saçlarımı seviyor kayınvalidem, çok rahatsızım. Ben hiç olmuyorum. Benimkinde bütün gün aralarda sevebilirim. Oldu gelsin, 7/24 senin saçını tarasın. Miyase'nin huyunu herkes burada biliyor. Çok kıskanç, beni kıskanıyor. Ya tamam da çok güzel yazan en çok sensin. Ben onun kıskançlığı yüzünden kimsenin nesiye hediye mi almayacağım, kimseye selam mı vermeyeceğim? Beni bu duruma düşürdün, sana helal olsun. Seni şu anda alkışlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Ya Miyase sanki bana var ya. Bana seviyorsan sevdiğini söyleyecektim. Oldu bir şey oldu. Daha da ben sana ağzımı açamıyorum ya. Pes. Ama abarttınız ha. Pes. Ama o şöyle bir şey var. O kadar abartma da ne yani? Sevilay Hanım daha önce... Gitti oldu kocanı kıskan beni kıskancana. Tamam. Hala savunuyor kendini. Sevilay Hanım daha önce burada mesela bana çiçek getirdi. Sen de benim kızım gibisin dedi bana sarıldı etti. Ay. Yani ben seni... Ay. Ay. Sen nasıl bir evlatsın? Sen nasıl bir gelinsin? Seni verdi etti. Gerçekten yok. Takdir ettim. Benim gelinime can çok ağladın yani. Ne olur bak. Hala siz ağlamayın ben çok daha iyi olurum. Bu kadar neden olay olmadı? Çünkü sen durumu bu ortalığı kızıştıracak kıvama getirdin. Burada ortalığı kızıştıran biri varsa o da sensin eşim. Hemen çekmişsin elinde kamera. Hanım benimle hiç alakası yok. Bir bakar mısın? Sen Hasret burada, Hanım. Biz yarışıyoruz, buradan ayrılıyoruz. Ben otele gidiyorum, sen evine gidiyorsun. Bir kere anne ne yapıyorsun demiyorsun. Benim telefonlarıma cevap vermiyorsun. Sen Sevilay'la hangi zamanda yazışıyorsun? Hayırdır yani, sen beni bir kere telefonu annem diye kaydetmiyorsun da... ...kayınvalide diye, Sevilay ne diye annem diye kaydediyorsun ya, anlamadım ben seni. Sen ne sürekli, amacın ne senin? Sürekli arkamdan işler çevirirsen anne olamazsın. Sen benim arkamdan hiç çeviriyorsun. Ya yönetmenim lütfen perdeyi kapatabilir miyim? Ben bir şey duymak istemiyorum. Yönetmenim perdeyi kapat. Yok öyle bir dünya. Sen göreceksin de bakacaksın. Seni bulmaya çaba göstermeyeceğim bugün. Oo. Sen de görürsün de bakarsın. Bak, sen görürsün de bakarsın. Aa, ben kapatıyor. Yok kapatmayın. Nurten teyze. Cevabımı alacağım. Nurten teyze beni bir dinlersin. Ben İçi dolmuş kadının ya. Sen de bu gelini sal. Ne yapıyorlar sen? Yemeğime odaklanmak istiyorum. Lütfen yemeğime odaklanmak istiyorum. Kapatın Nurten Hanım. Hadi bakalım.